İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saat 7 Türk ekranlarında yeni bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Dünya Görüşü'yle sizlerle her çarşamba akşamı birlikte oluyoruz. Ben Senem Ekener. Ben Volkan Er. Çok yoğun bir dünya ve Türkiye gündemi içinde yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bizleri hem uydu üzerinden, TürkSat üzerinden, evlerinizdeki ekranlardan izleyebiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarındaki canlı yayın sayfalarından yayınımızı takip edebilirsiniz. Facebook ve YouTube'da olmak üzere. Gündemimiz oldukça yoğun. Birkaç hafta bant yayınımız, kolajlarımız devreye girdi ama aslında gündem anlamında dünyada çok da şeyin değişmediğini fark ettik olmadığımız süreçte, değil mi? Evet, yani büyük bir kriz var. Özellikle coğrafyamıza çok yakın bir yerde Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Evet. Tabii ki bunun gölgesinde bir pandemi süreci var. Devam ediyor. Her yerde bir serbestlik var ama uzak doğuda sıfır vaka politikası devam ediyor ve tekrar karantinalar başlıyor. Ve tüm bunların içerisinde de aslında Tanrı'nın dünyayı harika bir mesajı var. Dirilişle bu müjdeyi dünyaya iletmemizi aslında Rab istiyor. Ve tüm bunların ortasında aslında bu iyi haberle avunuyoruz. Evet. Sevinç duyuyoruz ve ne olursa olsun dünyanın kötü gidişatına bile baktığımızda Tanrı'nın bizimle olduğunu, bizi sevdiğini ve sonunda onun bizim için hazırladığı ödülü alabilmek için aslında büyük bir güvenceyle yüreklerimizi sakinleştiriyoruz. Evet, ve bu teselli umutla birlikte dayanma gücünü de buluyoruz yaşadığımız günler içinde. Bu akşam yine Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerden yaptığımız bir seçkiyle karşınızda olacağız. Çalış dönemi temasıyla ilerliyoruz. Önümüzdeki haftada Hristiyan tarihi açısından yılın en önemli haftalarından biri olan Kutsal Hafta olacak. Yani İsa Mesih'in çarmıha doğru yolculuğunu gün be gün idrak ettiğimiz bir sürece gireceğiz. Bununla da ilgili sizlerle konuşmaya, söyleşmeye devam edeceğiz. Dünya Görüşü'ne hoş geldiniz. Birazdan başlıyor. Tekrar merhaba herkese. Alçalış dönemi temasıyla yaptığımız yayınların birinde daha sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında sizlerleyiz. Az önce hatırlatmıştım, Facebook ve YouTube sayfalarımızdaki sosyal medya canlı yayınlarımızdan bizlere yorumlarınızla da katılabilirsiniz. Programda duyduklarınız hakkında, haberler hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve biz de bundan çok keyif alıyoruz ve yazdıklarınızı mutlaka aktarmaya çalışıyoruz program dahilinde. Biraz önce de bahsettiğim gibi savaş elbette her şeyin üzerinde bir gündem oluşturuyor. Hem yurt içinde böyle hem de aynı zamanda dünyanın bütün ülkeleri neredeyse. Senle daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Artık dünyada nerede bir savaş varsa sadece orada olmuyor. Global dünyanın etkisiyle birlikte dünyanın tümünü etkilemeye, bütün ülkeleri tetikte durmaya mecbur bırakıyor. Bu bizim ülkemiz için çok daha geçerli elbette. Ülkenin kuzey kısmını tamamıyla kapsayan iki komşumuz Ukrayna ve Rusya'nın içinde bulunduğu savaş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle devam ediyor. Evet, işte. Ve çok derin insanlık dramları yaşanıyor. Neredeyse soykırım raddesine gelen toplu mezarlar ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten dilimizin söylemekte bile zorlandığı, hala bunların olabildiğine ikna olmakta zorlandığımız bir süreci hatırlıyoruz. Ama bu yine de bizi nereye götürüyor? İnsan yüreğinin günah sorununa götürüyor. Ve bununla eş zamanlı olarak az önce de senin söylediğin gibi Tanrı'nın buna nihai cevabı verdiği süreci paylaşma fırsatını buluyoruz. Çünkü başka sunabileceğimiz bir umut yok bu kötülüğün içinde. Aslında günümüz bu mesajı apaçık bir şekilde gösteriyor. Yani dünyada kalıcı bir kentimiz yok, kalıcı bir yerimiz yok. Yani savaş o kadar acımasız bir şekilde ilerliyor ki dediğin gibi. Yani bir işgal var, soykırım var. Yani ne tarafa dönsek umut yok gibi. Yani bir tarafta pandemi, bir tarafta işte savaşın yansımalarını da görüyoruz. Ekonomik problemleri de görüyoruz şimdi. Yavaş yavaş tüm ülkeleri etkilemeye başladı. Ve pandemi sonrası olduğu için zaten süren bir ekonomik zorluk vardı. Bu katmerleniyor. Yani psikolojik olarak, sosyolojik olarak da zaten pandemiden çıkan bir insanlık aslında. Evet. Zaten zor durumdaydı. Şimdi bir de savaşın getirdiği yükler var. Ve gerçekten dünyanın önümüzdeki 50 yılı nasıl geçecek? Artık insanlar bir barıştan ya da bir
umut dolu bir gelecekten bahsedemez oldular. Evet. O yüzden sanırım Tanrı'ya dönüş zamanları, insanın Tanrı'yı aradığı, derin bir şekilde aradığı ve Tanrı'yla derin karşılaşmalar yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Ki Tanrı aslında dünyaya şunu gösteriyor, yani Tanrı'nın iyiliği olmadığı zaman insanın günahı neler yapabiliyor? Yani işte son gördüğümüz yıkıcı şey Rusya-Ukrayna savaşında bunu anlamlandırabilecek bir tanım bulamıyoruz. Yani bu neden oldu? O kadar haber seyrediyoruz, yorumları seyrediyoruz ama bunun neden olduğuyla ilgili hala bir takım net cevaplar yok. Evet, yani pek çok argüman var önümüzde ama bunların hiçbiri hiç kimsenin yüreğinde savaşı haklı çıkarmaya yetmiyor kesinlikle. Ve bir işgal mi var ya da bir ihlal mi var, hak ihlali mi var ülkeler arasında, bunun da cevabı yok ama en verebileceğimiz en mantıklı cevap sanırım liderlerin bu talebi, evet, yöneticilerin. Ve yöneticilerin aslında kararları olduğunu görüyoruz ki bu aslında böyle bir yüzyılda insanlık tarihinden aslında hiç de ders almadığını gösteren acı bir örnek. Ama yine de dediğimiz gibi Tanrı hikmetiyle tarihe şekil vermeye devam ediyor. O hikmetiyle bazı şeylere izin veriyor ki insan kendi yüreğini görsün, dünyayı ne hale getirdiğini görsün. Sadece bu değil, yani iklim krizi, çevre felaketleri, işte çevrenin kirlenmesi, yani tüm bunları göz önüne aldığımızda artık uzaydan başka kaçacak bir yer kalmıyor ve aslında Tanrı da bize bunu gösteriyor. Yani tanrısız bir yaşam, insanın aslında hem doğayı hem kendini tükettiği bir yaşam dönüşüyor. O yüzden de zaten inancımızın bize verdiği bu görünmeyen umut, bahsettiğimiz umut çok daha anlamlı ve somut bir hale bürünüyor. Az önce bahsettiğin konuda da ben bir şeyler söylemek istedim. Tanrı'nın insana her zaman bir daveti var kendisiyle barışması için, Tanrı'yı izler bir yaşam sürmesi için. Ama acının ve sıkıntının arttığı dönemlerde bu insan tarafından da bir anda duraklayıp evet bunun üzerine düşünmem lazım. Çünkü çaresizim, kendi kendime çözüm olamıyorum, yetemiyorum ve içimden iyi yapmaya dair istek gelmiyor. Romalılarda Paulus'un yazdığı gibi. Bu çok daha somut bir hale bürünüyor. O yüzden de bu arayışı bizler de fark ediyoruz. Neredeyse belki hayatında ilk kez bir duraklıyor insan. Diyor ki acaba ben Tanrı'yı tanıyor muyum? Ya da acaba Tanrı benim hakkımda ne düşünüyor? Ya da Tanrı nasıl biri? Korkulacak biri mi? Yargıç mı sadece? Yoksa aynı zamanda sevecen biri olduğundan bahsedebilir miyiz diye. Bu soruların hepsi çok güncel ve geçerli sorular. Hristiyanlık inancının, bizim de programda sıkça bahsetmeye çalıştığımız haliyle Hristiyanlık dünya görüşünün tutarlılığı insanları biraz daha bu yöne çekiyor aslında. Soru soranlar artmaya başlıyor, arayışta olanlar artmaya başlıyor. Ve biliyoruz ki sıkıntı dönemlerinde bu her zamankinden çok daha geçerli oluyor. Evet, Tanrı'nın yolları onun hikmetine akıl ermiyor ve o tarihi bir şekilde kullanıyor, yönetiyor ve insanları kendine çekiyor en zor zamanlarda bile. Evet. Aynı zamanda tabii sorular soruyoruz. Umut nerede, Tanrı nerede, dediğin gibi Tanrı benim hakkımda neler düşünüyor gibi çeşitli sorular soruyoruz ama bu sorulara verdiğimiz cevaplar da son derece önemli. Yani sorularımız tabii ki kişiseldir, cevaplarımız, aldığımız cevaplar ama aynı zamanda şunu fark etmeliyiz ki Hristiyan teolojisinin aslında bu sorulara verdiği en iyi cevaplardan birisi işte budur. Diriliş gerçeği, yani kesinlikle. Mesih'in gelişi. Çarmıha gerilişi ve dirilişi. Evet, yani bu bütünlüklü düşünmemiz gerekiyor. Çünkü eğer diriliş olmasaydı Mesih'in iddiaları boşa çıkacaktı. Kesinlikle. Yani evet, büyük iddialarla gelen kişileri gördük ama hepsi mezarda. Evet. Ama diriliş de aslında bütün bu vaatler de kesinlik kazanmış oldu ve aynı zamanda bütün bu tutarlılığın içerisinde Tanrı'yı tanırken de şunu fark etmeliyiz. Herkesce benimsenebilecek bir gerçek olmalıdır Tanrı gerçeği. Kucaklayıcı. Yani, tüm insanlığı kucaklayıcı olması. Hem kucaklayıcı hem de herkesin deneyimleyebileceği bir gerçek olmalıdır. Yani bu kadar soyut bir yaratıcı kavramından gidersek o zaman herkese göre bu yaratıcı değişebilir. Ama dirilişle beraber neyi görüyoruz? Yani insan bedeninde yaşamış bir kurtarıcı, Rab. Ve insan gibi ölen, insanlığı temsil ederek ölen ama ölümü yenen ve ruhsal açıdan da Paulus Romalılarda bunu söyledi. Evet. Bu ilan edilmiş olduğu, Rab olduğu ilahi doğası. Çünkü doğaüstü gücünün açıklandığı bir... Ve bu bize ne veriyor? Herkesce deneyimlenebilen bir gerçektir Mesih'in yeryüzüne gelişi. Evet. Yani elçiler ona dokundu, onu dinledi ve onun öğretisi işte bugüne kadar hepimize kadar ulaştı. Evet. Ve dünyanın neresinde olursa olsun Mesih'e inanan bir kişi aynı deneyimleri, kutsal kitap aynı deneyimleri tecrübe edebilir. Ve bu aslında sorularımızın
karşılığı olarak, önemli bir cevap olarak karşımıza duruyor. Yoksa hiç tanınmayan bir yaratıcı, hiç kimsenin yaklaşamadığı bir yaratıcıya olmaz. Biz nasıl yaklaşacağız ya da onu nasıl deneyimleyeceğiz? Ya nasıl da, tanıyacağız? Evet, bir kişi onu deneyimlediyse onun deneyimlerine nasıl güveneceğiz? Hı-hı. Yani burada çok daha başka sorular çıkıyor. O yüzden bu kutsal hafta, Paskalya diriliş, sanırım Mesih'in krallığının zaferinin ilan edildiği bir hafta. Diriliş çok zorunludur. Dirilişten bahsedeceksek eğer çarmıhta zorunludur. Evet. Çünkü çarmıh olmasaydı tabii dirilişten bahsedemezdik. Diriliş insanın kurtuluşunu, yani İsa'nın buna kadir olduğunu ne kadar söylüyorsa çarmıhta aynı şekilde kötülük sorununu Tanrı'nın kendisinin üstlendiği ve buna bir çözüm getirdiği günah probleminin Tanrı tarafından aslında yok edilebileceğini bize ilan ediyor. Evet. İsa'nın kefaretini bize anlatıyor. Bu yıl biz 4. sezonumuzu yapıyoruz ve her yıl kilise takvimi içinde bu zaman geldiğinde bu konuda konuşuyoruz ama asla aynı şeyleri söylerken bulmuyoruz kendimizi. Çünkü Tanrı'nın yaşayan sözü aracılığıyla her ana, her yıla, her döneme özel bir şekilde ruhsal ihtiyaçlarımızı, fiziksel, bedensel, duygusal ihtiyaçlarımızı Tanrı'nın karşıladığını fark ediyoruz. Ve aynı zamanda içsel hedefimiz diye bir kavram var. Yani herkes içsel olarak sonsuza dek yaşamak ister. Bunun için uğraşılmıyor mu zaten? Evet. Yani ya bunu, anti-aging dedikler, birilerinin hayatta kalmaya bir ısrarı var, mücadelesi var. Ölmeye, ölmemeye dair bir savaş var. Yani biz sanat eseri yapıyoruz, işte bir şey kalıcı üretmeye çalışıyoruz ve kalıcı olmaya çalışıyoruz. Yani yok olmak istemiyoruz. Bu nereden içimizde var? Bu nereden geldi? Tabii ki yaratılıştan kaynaklı. Ancak bunun çaresini bulamıyoruz. Çünkü ölüm önemli bir sınır. Kimse bunu geçemiyor ama öyle bir örnek var ki işte bu sınırı geçmiş, bir kapı açmış, bize yol gösteren bir kurtarıcı var ve davet eden bir kurtarıcı var. O yüzden yani kurtuluş konusunda, sonsuz hayat konusunda Tanrı'nın daha net bir şekilde kendini ifade edebileceği bir şey yok, yok artık. Zaten. Yani tabii, hani sözün ötesinde eylemlerle gerçekleşmiş, kanıtlanmış bir diriliş var. Tabii ki ölümle ve gelişle bütünlüklü bir şekilde baktığımız zaman şunu demek istiyorum. İnsanın da şereflendiği bir şeydir aslında diriliş. Tabii. Yani içsel olarak o bizim ölüme götüren yozlaşmışlık bir anlamda yenilerek sonsuza dek yaşayan bir hayata aslında ulaşıyoruz. Evet. O da tabii ki insanın en şerefli olduğu, en önemli bir zafer kazandığı bir nokta. Ve Tanrı da benzeyişinde, Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için bu bozulan, yozlaşan yaratılışında onarılacağı yegane yer olacaktır sonsuz yaşam. O yüzden her zaman söylüyoruz, Hristiyan inancına, teolojisine baktığımızda tek yönlü bakmamız mümkün değil. Bunu İsa'nın yaşamının tümünde görüyoruz, yaptıklarını da görüyoruz. Evet. Ve bunun insanla ilişkisinde aynı zamanda bir yolunu açtığını fark ediyoruz. İşte bu tanıklıktır ki, bu inançtır ki, savaş altında, işgal altındaki bir ülkenin insanlarını bile umutsuz bırakmıyor ve bir mücadeleye götürüyor. Bir teslim görmüyoruz. Aksine iyi yapmaya, kötüye iyilikle karşı koymaya gayret gösteren, bunu elindeki gücü, imkanları neyse onunla yapan bir ulusla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi ilk iki haberimize bizi yöneltecek bu. Bu ilk iki haberimizde Hristiyanların dua etmeye, Ukraynalı Hristiyanların dua etmeye devam ettiğini anlayacağız. Ve Tanrı sözü uğruna ve Tanrı sözü aracılığıyla güçlü durdukları haberine bakacağız Ukrayna'daki kilisenin. Çok çok anlamlı bir tanıklık veriyor. Evet. Kırılgan, evet, örselenmiş durumda ama halkına İsa'nın bedeni halinde destek olan, onlara teselli götürmeye çalışan, halk neredeyse, mücadeleyi nerede veriyorsa onun yanında olan bir kiliseyle karşı karşıyayız. Ve bu dünya için gerçekten çok önemli, samimi bir tanıklık sunuyor. Çünkü bu bir şövenist bir gösteri değil kilisenin yaptığı orada. Acı çeken, sıkıntı çeken dünyanın içinde, ülkenin içinde halkıyla birlikte yan yana duran ve duada mücadelesini vermeye devam eden bir kiliseyle karşılaşıyoruz. Ve aynı zamanda teolojinin gerçeğe dönüştüğü bir anı yaşıyoruz. Evet. Yani Ukrayna Kilisesi'nin şu anda yaptığı şey Tanrı sözünün, imanın somut bir şekilde davranışa dönüştüğü, eyleme dönüştüğü bir an. Yani bizim teolojimiz zaten yani bir
teolojik bir, sözel bir yarışma değildir. Yani evet. Hristiyan yaşamının başarısı eylemlerle ilgilidir. Hı-hı. Yani bilmekle ilgili değildir. Ve Ukrayna Kilisesi de işte kötülükten korkmayarak, kötülükten sakınmayarak, hı-hı, ki Mesih de bunu gördü kilise, evet, zaten. Evet. Mesih de çarmıhtan sakınmadı. Yani, hı-hı, tam tersine üzerine giderek teslim olarak onu, evet, aslında kötülüğü yendi. Hı-hı. Ve Ukrayna Kilisesi de aynı mesihsel bir davranışla kötülükten kaçmıyor, evet, ve aynı zamanda kötülüğe bir anlamda kendini teslim ediyor. Çünkü, hı-hı, onlar silahla karşılık vermiyorlar. Sadece duayla karşılık veriyor, hı-hı, ki bu da bizi Mezmur 11'e götürüyor. Evet, evet. Mezmur 11:5'te diyor ki Rab doğru insanı sınar. Evet. Ve sonra diyor ki kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir. Hı-hı. Ama Rab bunu söylüyor. Kilise bu sözü biliyor ama aynı zamanda kilise düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa, hı-hı, su ver diyen ayeti de bildiği için Romanlarda aslında kötülüğün üstesinden gelme kavramını işte burada görüyoruz. Evet. Yani kötülükle baş etmek, kaçmak, hı-hı, teslim olmak ya da uzaklaşmak değil. Yani kötülüğü üzerine gidebilmek, hı-hı, ve kötülüğe karşı iyilikle davranabilmek, dua edebilmek. Yani ben eminim ki Romanya'da ve o bölgedeki kiliselerden aldığımız haberlerde, ya Ukrayna Kilisesi aynı zamanda Rus askerleri için de dua ediyor. Tabii ki, tabii. Ve ya o kadar mucizeler oluyor. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Ve bu yürek sadece ve sadece Tanrı'nın verebileceği, hı-hı, bir şey. Hı-hı. Yani onların yaptığının kötü olduğunu bilmesine rağmen onlar için dua etmek ve orada kötülüğün üzerine gidebilmek, evet, iyilik yaparak, bu tamamen Mesih'in karakterinin beden almış halidir. O yüzden de çok önemli bir Mesih tanıklığıdır. Ve Tanrı'nın sözünün de aynı zamanda geçerli olduğunu, değişmediğini bizlere tekrar, hı-hı, gösterir. Tam gerçek anlamıyla Hristiyan bir dünya görüşünün bir savaş halindeki, işgal altındaki ülkede nasıl yaşandığını bizlere hatırlatır. Gelin iki haberimizi peş peşe izleyelim. Az önce bahsettiğim gibi Tanrı sözü uğruna ve onun sayesinde güçlü duran kilisenin tanıklığı ve mücadelelerini duayla veren Ukraynalı Hristiyanlarla ilgili iki haberimizi peş peşe sizlerle paylaşalım. Ukrayna'da kilise güçlü durmaya devam ediyor. Rus işgalinin ardından her 4 saatte bir dua zamanı düzenleyen Grace Generation Kilisesi'nin pastörü Andrei Martinov, "Sadece dua ediyoruz. Tanrı'dan dua etmemiz gerektiğini işittik. Dua ederek düşmanlarımıza karşı durabiliriz," dedi. Tanrı'nın duaları yanıtladığına inanan Pastör Martinov, "Kilise olarak burada kalıyoruz ve savaştan kaçmıyoruz," dedi. Her gün patlamaların yaşandığı bölgede insanlar kiliselere katılmaya devam ediyor. Natalie Novikova adlı kadın, "Patlamaların çok yakınımızda gerçekleşmesine rağmen kilise hizmetine devam ediyoruz. Bu yüzden hiç korkmuyorum," dedi. 11 yaşındaki Elizabeth ise, "Kendimi iyi hissediyorum. Çünkü çok önemli bir şey yaptığımı biliyorum," dedi. Savaşın başlamasından bu yana kilise yaklaşık 60 bin kişiye yardım etti. İhtiyaç sahiplerini desteklemeye devam edeceğini söyleyen Hristiyanlar ayrıca ruhsal bir uyanış için dua ediyor. Pastör Andrei ise savaşın Rusya'da ruhsal bir uyanış ve inanç özgürlüğü getireceğine inandığını söyledi ve "İsa Mesih'in sözleri Rusya'da özgürce vaaz edilecek. Buna kesinlikle inanıyorum," dedi. Ukrayna'daki kiliselerin desteğe ihtiyacı var. Mesih'in bedenine çobanlık eden kişilerin de desteğe ihtiyacı var. Christian Today genellikle ihmal edilen Hristiyan liderlerden okuyuculara yardım etmelerini istedi. Hristiyan liderler kendilerini teşvik eden kutsal kitap ayetleriyle kişisel ve ruhsal ihtiyaçları için dua konularını paylaştı. Scholar Leaders International kuruluşunun Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Taras Diatlik, öğrencilerin, personelin ve öğretim üyelerinin hayati tehlikesine karşı görevlerinin güvenli yerlere geçişini sağlamak olduğunu belirtti ve "Savaşın gelişmeleri takip edilirken öğrencilerin teolojik eğitimlerine devam edecekleri anlaşılacaktır," dedi. Odessa İlahiyat Fakültesi Başkanı Oleksandr Cichinka, okulun Ukrayna'nın Batı Karadeniz kıyısında yer aldığını, diğer kentlerdeki fakülte başkanları kampüslerini sığınma yerleri haline getirirken, Cichinka okul personelini ve öğrencilerini tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi. Kiev'in 233 kilometre Kamyanka'da bir öğrenci yetiştirme hareketinin parçası olan müjdeci Vadim Kulunchenko, tahliye edilenler için gıda, ilaç, hijyen ürünleri ve yakıt tedarikini denetliyor ve Ukrayna'nın yeniden inşası için barış topluyor. Multiply Ukraine proje lideri Maxim Oliferovski, mültecileri Doğu Avrupa'da tahliye edip yeniden yerleştirirken, Güneydoğu Ukrayna'daki Anabaptist yerel kiliseler ağına yardım ediyor.
Doğu Avrupa'daki 3 mülteci merkezinde gıda, barınak, ilaç ve pastoral hizmetlerini denetleyen Mission Eurasia Başkanı Sergi Rakuba, ayrıca savaş bölgesinden tahliye edilenlere 1000 kişinin gönüllü olarak hizmet ettiğini söyledi. Tavriski Hristiyan Enstitüsü Başkanı Valentin Sini, eğitime devam edilemeyen okulda Rus kontrolündeki bölgelerde yer alan kiliselere temel ihtiyaçların sağlanması konusunda yardım ediyor. Evet, Ukrayna'dan gelen haberleri izledik ve Ukrayna Kilisesi'nin bu güçlü tanıklığını aslında görerek bir anlamda teselli de bulduk. Hı hı. Çünkü haberler azalmaya başladı. Hı hı. İşgal sürdükçe, işgal devam ettikçe, hı hı, haberler de kesildi. Çünkü orada gazeteciler de çok fazla gidemiyor eskisi, evet, gibi. Evet. Hayati tehlikeleri söz konusu. Gün geçtikçe işler daha zorlaşıyor. Hı hı. Ancak kilisenin bu tanıklığı son derece önemli. Hı hı. Tabii kilise ne yapıyor burada? Biraz daha açmak gerekirse, evet, tabii ki gıda yardımı, evsizlere yardım, yaralılara yardım, hı hı, ederek aslında burada hizmet etmeye çalışıyor. Ama en büyük asıl işi dua ediyor. Tabii. Yani belki dua izleyicilerimiz için de çok pasif bir eylem gibi, pasifist bir eylem gibi düşünülebilir. Ancak kutsal kitabı okuduğumuzda duanın ne kadar etkili, hakikaten tarihi değiştiren zamanların aslında duayla gerçekleştiğini görüyoruz. Ve dua ettiğiniz kişiyi, hı-hı, biliyorsanız, tanıyorsanız, hı-hı, ona, o özneye, evet, güveniyorsanız, hı-hı, onun gücüyle ilgili bilginiz, doğru, varsa bu pasif bir eylem olarak zaten nitelendirilemeyecek, evet, boyutta. O yüzden buradaki ayrımı yapmak çok önemli. Kime dua ediyorsunuz? Kimden medet umuyorsunuz? Onun karakteri nasıl? Daha önce ne yapmış? Tüm bu soruların cevabı bizim zihnimizde var çünkü, tabii, deneyimimizde var. Ve kilisede buna dayanarak, evet, aslında. Kesinlikle, yani Tanrı tanımayan ya da Tanrı'nın karakterinden, kişiliğinden emin olmayan bir kişi dua edemez. Evet, yani ya da gücüyle karşılaşmamışsa daha önce. Evet, tabii, onun neler yapabildiğine, tabii, nelere kadir olduğuna tanıklık etmediyse hayatında belki, bu çok pasif gibi, evet, görülebilir. Yani duayı nereye gönderdiğimizi bilmiyorsak, emin, kesinlikle, değilsek, yani orada bir duadan bahsedemiyoruz. O karikatür gibi oluyor işte. Yani, evrene gönderiyorum, evet, iyi ama niyet, iyi niyet oluyor, aktarımı oluyor sadece. Ve tabii burada şunu düşünebiliriz. Yani dua pasif bir eylem midir? Hmm. Elbette ki değildir ama yani birçok aslında eylem de pasiftir. Çünkü savaşı durduramayacaksanız yaptığınız her eylem aslında bir anlamda pasiftir. Çünkü, hı hı, etkisi yoktur, değil mi? Gibi etkisi olmayan, evet, bir şey o zaman niye yapalım gibi düşünülebilir. Ancak duanın farklı tarafı şudur. Yani savaş bittikten sonra ya da savaşın esnasında bazı olaylar olur ve aslında o dualarla gerçekleşmiş ve duaların cevabı olarak karşımıza çıkar. Hı hı. Ve bu savaştan sonra eminim Ukrayna Kilisesi'nin dualarını, evet, daha net bir şekilde duyduğumuzda, nasıl dua ettiklerini anladığımızda, hı hı, işte bu barışın ya da bu savaşın sonucunun da nasıl ortaya çıktığını daha net anlayacağız. Yani, evet, dua aynı zamanda bir takip işidir. Biz, hı hı, burada bu yüzden pasif diyoruz. Yani ettiğimiz duayı takip etmezseniz, evet, o dua pasif oluyor. Evet. Ama ettiğiniz duayı takip ederseniz, sonucuna kadar gidip dua etmeye devam ederseniz, hı hı, duanın ne kadar etkin bir eylem olduğunu da görebiliriz. Evet. Aslında dua etmek daha zordur. Çünkü Tanrı'yı tanımak, yaşamı kırmak, hı hı, tövbe etmek, hı hı, dizlerinizin üzerinde durmak, alçak gönüllü olmak, tabii, bir sürü pozisyonu içerir. Çok o yüzden dua çok daha ısrarcı olmak, kesinlikle isteğimizde kararlı olmak. Kararlı olmak. O zaman dua çok daha güçlü bir eylemdir. Ve Ukrayna Kilisesi de aslında ne kadar güçlü olduğunu bu konuda bize gösteriyor. Tabii, hı hı, ki Tanrı'nın da yardımıyla onlar şimdi dua, evet, ediyor. Ve biz bu savaşın sonunda göreceğiz duanın ne kadar etkili olduğunu ve gerçekten bir mucize eseri bu savaşın sonlandığını, hı hı, duaların, hı hı, cevaplandığını göreceğiz. Hı hı. Ki tüm dünyanın beklentisinin tersinde bir yön izliyor. Hı hı. Çok daha kısa bir sürede işte ordu güçleri karşılaştırıldığında bu işgalin Rusya'nın kazanımıyla sonuçlanacağı gibi bir varsayım. Genelde çok daha yaygın bir durumdaydı ama öyle olmadığını, evet, fark ediyoruz. Bu haksız işgalin, bir ülkenin diğer ülkenin topraklarına uyguladığı işgalin beklenenin tam tersi ilerlediğini ve ülkenin halkının çok saygın bir direnişle, evet, bulundukları topraklarını savunduklarını görüyoruz. Aynı şekilde kilisenin de bu dua mücadelesini
paylaştığı yüreklendirici ayetlerle de aynı zamanda kilise evet. önderlerinden gelen ayetlerle de haberimizde de izlemişsinizdir. Bizlere ulaştırılıyor. Çünkü her zaman şu da var. Nasıl dua etmeliyiz Ukrayna ile ilgili? Biz kilise önderleriyle haberleşme platformlarında bunu çokça duyuyoruz. Acaba daha etkili nasıl dua edebiliriz? O yüzden oradaki kilise önderlerinin yazdıkları çok çok önemli bu noktada. Ve haberimizde bunu çok somut olarak sizlere aktarmış olduk aslında. Orada belirtiyorlar yani savaş başladığından bu yana ilk kez Rabbin sofrasına katıldık. Diğer üyelerle birlikte sevindik, diğer üyelerle birlikte acı çektik. Bir diğeri diyor ki acı içinde dua ediyorum. Yaşamlarımız paramparça oldu. Tanrı'nın dünyaya ruhsal bir anlayış ve alaki bakış sağlamasına ihtiyacımız var. Bunun için evet. dua ediniz. Çok daha somut olarak bize bunları söylüyorlar. Bir başka kilise önderi diyor ki yaşadığımız sıkıntılara rağmen bugünün kurtuluş günü olduğunu unutmamalıyız. O yüzden bulundukları yerde bunu hissetmeyebiliriz ancak Mesih de çevremizdekilerin ihtiyaçlarına yardım etmek için yüreklerimizi açmaya yetecek kadar güce sahibiz diyerek dua konularını iletiyorlar. Bir başkası diyor ki fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak elinden geleni yapıyor. Bu gücün artması için Tanrı'dan yardım istiyoruz. Özellikle gençlerin travma sonrası stresten kurtulmaya ihtiyaçları var. Psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Bu konuda lütfen dua edin diye. Çok daha somut olarak bize Ukrayna Kilisesi'nden önderler bu dua isteklerini iletiyorlar. Satelli Türk'ün haber sitesinden de daha sonra bakmak isterseniz ve siz de dualarınızda hangi spesifik konularda Ukrayna Kilisesi için dua edeceğiz diyorsanız bu habere siz de yönelebilirsiniz web sitesinden. Ve tabii ki haberimizde de var. Orada önemli bir tanıklık var. Aslında çok acı bir olay ve kilisemizin bir üyesi olan genç kardeşimiz başkalarına yardım ederken sokakta öldürüldü. Soğukta ve karda mahsur kalanlar için dua ediyorum diye bir dua konusu verilmiş. Evet işte yani ne kadar acı dolu bir sürecin içerisinde. Tabii ki bu dünya kilisesinin yani Mesih'in evrensel bedeni içinde son derece önemli zamanlardan geçiyoruz. Yani hakikaten böyle zorluk içerisinde olan bir kilisenin yanında olamazsak, onlarla empati kuramazsak o zaman bizim imanımızla ilgili de bir bir bazı şeyleri süzgeçten geçirmemiz gerektiğini fark etmeliyiz. Yani ister istemez kendimizi onların yerine koyuyoruz tabii ki. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani güneşin altında yeni bir şey yok diye kutsal kitap. Bu kadar silahlanmış bir dünyanın içerisinde işte Vahiy kitabında da okuyoruz. Bu kadar çok bütün milli gücünü silahlanmaya adamış bir dünya içerisinde bunların olması çok uzak ihtimaller değil. Hani işte böyle biliciler ya da işte medyumlar çıkıp savaş olacak. Bunu söylemene gerek yok. Çünkü zaten her yerde silah var. Yani her an bir tırnak içerisinde bir yönetici çıkıp düğmeye basabilir. Ve böyle de oluyor zaten. Ve uzak doğuda işte görüyoruz denemeler yapıyorlar vesaire. Bu bir yanlışlıkla her şey bir anda Arap saçı gibi karışabilir. Ve dolayısıyla yani bu empati kurmak gerekiyor. Yani o bölgedeki kiliseyle iletişim kurmamız gerekiyor. Tabii, o bölgeden buraya gelen kişiler için aslında elimizden gelen yardımı yapmamız gerekiyor. En başta dua edeceğiz. Çünkü biz Mesih'in bedenine çağrıldıysak aynı zamanda Mesih'in evrensel bedeninin bir üyesiyiz. Kesinlikle. Ve özellikle zorda olan bedenin üyeleri acı çekerken biz de onlarla birlikte yan yana durmak, acılarını paylaşmalıyız. Evet. Bir başka müjdecinin tanıklığı var yine haberimizde. O da diyor ki dua konusu olarak eğer ailemi ülke dışına çıkarmam gerekirse bu konuda Tanrı'nın liderlik etmesi için dua ediyorum. Bazı bölgeler güvende ancak işler değişebilir. O yüzden artarsa bu korkunç olaylar bilhassa bu toplu kıyımların olduğu bölgeden bahsediyor. Bu durumda da nasıl davranacağımız konusunda Tanrı bizi güçlü tutsun diye. Önemli kararlar arifesinde olduklarını fark ediyoruz tabii gün be gün. Bir başka kilise önderi pastör diyor ki dualarımızı yanıtlıyor Tanrı. Örneğin kilise olarak burada hala kalıyoruz ve savaştan kaçmıyoruz. Kilise hizmetlerimiz devam ediyor. Hala bu durumda bile ibadete ısrarla gelen halka Tanrı'yla aracılık etmeye devam ediyoruz. O yüzden dünya çapındaki tüm Hristiyanlar tabii ki çok aktif bir şekilde bu süreçte mücadelelerini sürdürüyorlar.
Dua mücadelesi için bulunduğumuz yer yeterli. Neredeysek Tanrı'nın kutsal evet. ruhu aracılığıyla, bizde yaşayan ruhu aracılığıyla biz de buna ortak olabiliriz. Bunun ötesinde de sınır ülkeler elbette, oradaki Hristiyanlar, ülkemizden de sosyal yardım kuruluşları bu oluşan mülteci kamplarında hizmet götürmeye, evet. finansal olarak oralara destek olmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili iki ülkeden haber verelim. Polonya ve İngiltere'deki kilisenin Ukraynalı mültecileri desteklediği haberlerini şimdi sizlere ulaştıralım. Polonya rakamsal olarak en fazla Ukraynalıyı misafir eden sınır ülke. Çocuklar okulda eğitime kadar dahil edildiler. Destek öğretmenleri var. Aynı şekilde İngiltere'de kiliselerinde yardım topladığını biliyoruz. Ve Ukraynalı mültecilerin evlerde ağırlanmasına izin vereceği haberi de çıktı zaten. Şimdi gelin bu iki haberi peş peşe izleyelim. Polonya'daki Gat Kilisesi pastörü Tomasz Adler, kendisinin ve ülkedeki diğer pastörlerin Ukraynalı mülteciler ve ihtiyaç sahiplerine mümkün olduğunca yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Öncelikle hamile annelerin ve diğer kadınların iş bulmasına yardımcı olunuyor. Tomasz, Ukraynalı mültecilerin sınırdan Polonya'nın doğu tarafına doğru geldiklerini ve küçük bir çantayla sınırı geçen mültecilerin giysiyle yiyeceğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kiliseler olarak insanlara yardım ettiklerini ve mültecileri sınırda karşıladıklarını da söyleyen pastör, "Onları kiliselerimize ve ailelerimize getiriyoruz. Özellikle geceleri gelen insan sayısı daha fazla oluyor. Kiliseler insanların barınacakları yer konusunda yardımcı oluyor," dedi. Kiliseler hamile kadınlara ve diğer kadınlara yardım ediyor. Kilise tarafından kurulan kariyer merkeziyle çocuklu annelerin iş bulmaları sağlanıyor. Kilise tarafından bazı kadınların çalışmaya hazır olup Polonya'da yaşamak istediği belirtildi. Kilise bu yüzden dil kursları da düzenlemeye başladı. Yaklaşık 1000 mültecinin Polonya'ya geçtiğini tahmin eden Tomasz, herkesi onlar için dua etmeye çağırdı. İngiltere'de bulunan 500'den fazla kilise, hükümetin yeni insani yardım desteği kapsamında ülkeye gelecek olan Ukraynalı mültecileri destekleme sözü verdi. Hükümet Ukraynalı mültecilerin evlerde ağırlanmasına izin verecek. Yardım kurumları, kiliseler ve diğer kuruluşlarla ortak çalışan Sanctuary Foundation, bireylerden, kiliselerden, okullardan ve işletmelerden Birleşik Krallığa gelecek olan Ukraynalıları desteklemelerini istiyor. Sanctuary Foundation, Hong Kong ve Afganistan'dan Birleşik Krallığa gelenleri desteklemek için başlatılan Welcome Churches ve Afgan Welcome girişimlerinde hizmet eden Dr. Chris Candia tarafından yönetiliyor. Yardım kurumu, Birleşik Krallığın adaletsizlikten ve savaştan kaçanlar için sığınak haline gelmesini amaçlıyor. Kişiler ve kuruluşlar Ukraynalı bir aileyi yerel toplulukta yaşamaya davet ederek, barınabilecekleri yer sağlayarak, finansal olarak desteklemek için bağış toplayarak ve ülkeye uyumları konusunda yardımcı olarak gönüllü hizmette bulunacak. Şimdilik 2000'den fazla şirket, kilise ve birey yardım sözü verdi. Oxford'daki St. Ebba Kilisesi de yardım sözü veren 500'den fazla kiliseden biri. Rektör Van Roberts, "Kutsal kitaba göre yabancıya konukseverlik göstermek çağrımızın bir parçasıdır," dedi. Güzel insanlar, hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, lezzetli sohbetler gününe ve Satelli Türk ekranlarına, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Kadına dair her şey Şemsa Deniz Bakır'ın keyifli sunumuyla lezzetli sohbetlerde. 125 gram cevizimiz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Bugün portakallı muffin yapacağız. Rabbe her gün için şükretmem gerekiyor. Şükür. Hem verdikleri için, hem de izleyicilerimiz için, hem bu program için. Sanattan spora, sağlıktan seyahate, hayatın her alanından farklı konu ve konuklarıyla Şef Besir Özkan ve Meral Şaşmaz Balaban'ın leziz yemekleri eşliğinde lezzetli sohbetler hafta içi her gün saat 12'de Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Sonsuza dek daima
Rafaele Cedoli'nin hazırlayıp sunduğu, değerli konukların keyifli sohbet ve ufak oyunlarla ağırlandığı geyik muhabbeti siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Merhaba Sertlik Türk ailesi. Geyik muhabbetine hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş. Yeni yemek programları çıktı zaten o süre zarfı içerisinde. Balık vurmaya çalışıyordum. Tabii balık yoktu o zamanlar çünkü dipte kaplıydı, balıklar gitmişti vesaire. O ritim duygusu müzikte çok önemli tabii ki. Daniel Peygamber. Tabii. Doğru. Alkış. Yayınımızın ilk talk show programı olan Geyik Muhabbeti her cuma akşamı saat 20'de Sat 7 Türk ekranlarında. İki haberi peş peşe izledik. Dünyanın çevresindeki kilisenin Ukrayna'daki savaş sebepli mağduriyetlere karşı verdiği çok somut cevapları görüyoruz. Mülteci kamplarında ve onların ülkelere entegrasyonuyla ilerleyen süreçte onların yanında olmaya, destek olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda çok aktif çalıştığını biliyoruz. Ve bilhassa finansal yardım anlamında, malzeme yardımı anlamında ulaştırılabilecek ne varsa o bölgeye götürdüğünü biliyoruz. Ben ne yapabilirim, benim üzerime ne düşer diyorsanız... Parçası olduğunuz kiliseye yönelebilirsiniz. Her kilisenin bir biçimde irtibatta olduğu yardım kuruluşları var çünkü ulaştırabilecekleri. Ya da ülkemizde aktif olarak çalışılan güvenilir sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da yardımlarınızı bölgeye ulaştırabilirsiniz. Ama asıl mücadele Tanrı'yla hemfikir olduğumuzu duada göstermektir. O yüzden bu konunun üzerinde durduk. Bilhassa kilisenin yardım isteyen herkese, benim ihtiyacım var diyen herkese öncelikle evet. Tanrı sözüyle yardımcı olduğunu, ruhsal anlamda kurtuluş için zemin hazırladığını biliyoruz değil mi? Kutsal evet. Kitap bu konuda bize çok şey söylüyor. Tabii kilise önemli bir kurum. Tabii sivil toplum kuruluşudur. Yani kilise bir ruhban sınıfının oluşturduğu bir topluluk değil. Yani en alt tabakada yer alır aslında. Kiliseyi böyle tanımlamak gerekiyor. Ve kilise tabii ki ruhani bir hayatı Mesih'in müjdesini duyurur, Mesih'i yüceltir, doğru bir şekilde doğru öğreti korur, evet. Bunu insanlara anlatır. Tabii ki bu görevleri var ama aynı zamanda kilisenin çok önemli bir görevi de var. Ayrım yapmadan ihtiyaç içinde olan herkese yardım elini uzatmak. Evet. Yani yardımcı olmak. Çünkü bu Tanrı'ya tapınmanın yollarından evet. biridir aynı zamanda. Tanrı ile olan ilişkimizi belirleyen noktalardan biridir. Kesinlikle. Çünkü İsa Mesih defalarca bunu yoksulların, ihtiyacı olanların yanında olması gerektiğini anlatıyor. Ve demek ki kilise elit insanlara hizmet eden bir yer değil. Tabii tam tersine. Sosyal kurum değil kesinlikle. Yani hastaların, hekime ihtiyacı olan kişilere hizmet etmek üzere çağrılmış ve bu yüzden yeryüzünde varlığını sürdürmektedir evet. bu kurum. Paulus'un ve İsa Mesih'i Matta 9. bölümde bu şekilde eleştiriyorlar. İşte öğrencilere diyorlar ki sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. Ve İsa Mesih de onlara dedi ki, İsa Mesih bunu duyunca sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Matta 9'da. Matta 9, 10-11. Ayetlerde, 11 ve 12. ayetlerde ve devam ediyor. İsa Mesih diyor gidin ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Yani ilk önce kilisenin görevi merhamet göstermek. Evet. Kime? Hastalara. Ve şimdi anlıyoruz ki dünyanın önümüzdeki belki 20 yılında en büyük krizlerinden birisi mülteci krizi olacak. Evet. Yani bu insanların adaptasyonu, bu insanların tekrar normal bir yaşama dönmesi, eğitime katılması, iş hayatına katılması ve tüm bu sürecin içerisinde önemli bir kurum kilise olacak. Yani bu merhamete ihtiyacı görüyoruz var. Görüyoruz zaten. Sadece fiziksel ihtiyaçlarının değil, sevilmeye ihtiyacı olan bir grup. Çünkü ülkelerini bırakmış, dışlanmışlar, haksızlığa korku uğramışlar. Korku içindeler hala. Korkuyorlar, gelecekten bir umutları yok. Ve dolayısıyla kilise gelip işte Rab'den öğrendiği bu şeyi uygulaması gerekiyor. Hastalarının hekime ihtiyacı var ve
kim neden hasta bunu bilmesine gerek yok kilisenin. Ve bu yüzden yeryüzündedir ve herkes hizmet etmek için, ihtiyaç olan herkes hizmet etmek için çağrıldığını görüyoruz ki Mesih'te de bunu gördü kilise. Evet. Mesih herkesi iyileştirdi, herkese şifa verdi, insanları doyurdu, hiç ayrım yapmadı ve dolayısıyla da kilisenin yeryüzündeki misyonunu işte burada görüyoruz. Evet ve burada çok önemli bir nokta da benim yardıma ihtiyacım var, benim iyileşmeye ihtiyacım var diyenin karşılandığı bir yer İsa'nın sözlerinde. Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Yani ben iyiyim, her şeyim kontrol altında, ben bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum dediğinizde Tanrı ile buluşmaktan oldukça uzak olduğunuzu söyleyebiliriz. Ne zaman ki yürekte aynı zamanda o kırgınlığımızı, günahtan ötürü Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız olduğunu, doyurulmaya, sevilmeye, kabul edilmeye, hatalarımıza rağmen kucaklanmaya ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimizde işte bu sözün anlamı çok daha ortaya çıkıyor. Ve devamında da söyledikleri çok önemli tabii ki İsa'nın orada. Bilhassa ibadet adı altında yaptığımız iyiliklerimiz Tanrı'nın gözünde hiç de değerli değil. Çünkü her zaman için kurban değil merhamet isterim bunu arıyor. Yani bir başkasına sunabildiğimiz merhamette onunla aynı kırılganlığa bürünebildiğimizde acılara ve sıkıntılara ortak olduğumuzda Tanrı'nın yüreğine hem biz yaklaşıyoruz hem de karşılaştığımız kişiyi Tanrı'nın karakterine biraz daha çekme fırsatı buluyoruz. Yani burada gördüğümüz şey şu, kilise ibadet odaklı değil, merhamet odaklı var olması gerekiyor. Yani sadece ibadet tören, odaklı değil. Evet. Tören ya da bunlar öncelikli değil. Öncelikli merhamet. Yani törenin de her şeyin aslında ana konusu merhamet. Çünkü Mesih'ten merhamet buluyoruz ve merhametin bizden de çıkması ve yayılması gerekiyor. Ve tabii bu ayette teolojik olarak baktığımızda sağlamların değil derken burada şu da ortaya çıkıyor. Kim sağlam? Tabii. Ruhsal olarak sağlam biri var mı? Bedenselden bahsetmiyoruz. Evet, çünkü yani ruhsal olarak günah işlemeyen birisi var mı? Hata yapmayan birisi var mı? Ya da Ukrayna'daki bu mülteci konumuyla kendini empatik kuramayacak, özdeşleştiremeyecek kim daha var üstün acaba? Görecek birisi var mı? Yok. Yani şu andaki mülteci krizindeki konum aslında ruhsal olarak bizlerin de yaşadığı şey. Çünkü Tanrı'dan uzağız, yardıma ihtiyacımız var ve biz de aslında hem ruhsal olarak hastayız ama Ukrayna'daki kilise ve mülteciler şu anda bedensel olarak da bir zorluk içerisindeler. Ve kilisenin refleksi çok doğal. Evet. Yani bu finansla ilgili değildir. Bu bir siyasi bir şey değildir. Ve kilisenin yeryüzünde var olma nedeni de işte budur. Merhameti göstermek. Ve tam da kilise takvimi içinde Hristiyanlık tarihinin en önemli haftalarından geçtiğimiz süreçlerin birindeyiz. Alçalış döneminden bahsediyoruz yani. Alçalış dönemiyle kastettiğimiz nedir? Tanrı'nın bizim için günah sorununu nihai olarak ortadan kaldırmak ve bizimle olan barışını sağlamak için İsa'nın yürüdüğü yolda ona eşlik ediyor. Bunu pandemi döneminde de seninle konuşmuştuk. Ne kadar daha anlamlı ve somut olabilir bizler için. Rab'le birlikte o süreci geçirmek, kendi kırıklığımızı, güçsüzlüğümüzü fark etmek ve ondaki zaferimizi böylelikle anlayabilmek. Bunun değerini yeniden idrak etmeye çalışmak. Onda ne kadar güçlü olduğumuzu, onda ne kadar zaferli olduğumuzu, iyi yapmak üzere özgür bırakıldığımızı fark etmek için çok daha anlamlı bir süreç. Elbette bunu farklı ruhsal disiplinlerle destekliyoruz. Ama buradaki temel amacımız bunları ibadet adı altında yapmanın çok ötesinde gerçekten yüreklerimizde Tanrı ile karşılaşabilmek için bunu yapıyoruz. Evet. Ve bir savaş ortamı sürerken dünyada bu bizim için çok elle tutulur, gözle görülür bir hale bürünüyor. Sadece ruhsal anlamda kalmıyor. O yüzden Paulus'un yazdıkları da çok çok önemli bu noktada. Korintliler Kilisesi'ne yazdıklarını da anabiliyoruz aynı zamanda. 5. bölümden aktarabiliriz bu ayetleri. 15. ayeti değil mi? Mesih herkes için öldü. Evet. Bu hepimizi aynılaştırıyor. Çok güçlü bir kelime. Herkes, çok, herkes için. Değil mi? Yani, kapsayıcılığı ne kadar büyük. Bir coğrafya için değil. Bir dil grubu için değil yani sadece. Müthiş yani bu kelime gerçekten çok önemli. Herkes için bunu yaptı. Öyle Mesih. Ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar. Evet, şimdi kilise de bunu yapıyor aslında. Ve tabii ki Hristiyan hayatı aynı zamanda hedefli bir yaşam bize gösteriliyor. Çünkü
bir Mesih inanlısının hedefi nedir? Dirilmektir tabii ki. Yani sonsuz hayata gitmektir ve aslında dirilişle de bu hedefi tekrar canlandırıyoruz. Çünkü günah probleminin nedenlerinden birisi de hedefsizliktir. Yani, tabii tabii anlamsızlığa bürünmüş hayatın. Yani tembellik ya da boş vermişliğin temel sebebi hedef yok, amaçsızlık. Yani ve dolayısıyla işte diriliş günlerinde biz tekrar bunu hatırlıyoruz. Ve belki dünyada kaybediyoruz bazı şeyleri. Evet. Zamanı kaybediyoruz, parayı kaybediyoruz ama yani parayla satın alınamayacak yücelikte bir gerçeği de kazanıyoruz. Evet. Ve kilise de böyledir. Yani alçalır, sanki hak etmeyen kişilere bir şeyler dağıtıyor gibi hizmet eder, karşılık alamıyormuş gibi hizmet eder. Ancak onun karşılığı Mesih'ten gelir. Çünkü bir Mesih inanlısının hedefi Mesih'te dirilmek. Evet. Ve diriliş günlerinde bu hedefi tekrar hayatımızda canlandırmak ve ona uygun bir yaşam sürdürmek için de önemli bir takvimdeyiz. Ve bu süreç içinde giderken en büyük müjdenin aslında müjde çok boyutlu. Tanrı'nın iyi haberinin derinliği çok fazla. Ama bunun en önemli yönlerinden biri de barış kelimesi. Mesih'in bizim barışımız olduğunu tekrar anımsıyoruz. Ve savaş içindeki dünyada bu barış müjdesi bilhassa bu takvimde, bu dönemde çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu akşamki yayınımız için seçtiğimiz son iki haberde de bu vurguyu sizinle paylaşmak istiyoruz. Kiliseler bilhassa azınlık gruplara yönelik ayrımcılığı kınıyorlar. Çünkü bu barışın da zedelenmesi anlamına geliyor. İnsanın birbirine yaptığı ayrımcılık her durumda Tanrı'nın barış müjdesine ters. Mesih'in herkes için öldüğü haberi ve Mesih'in herkesi ölümüne sevdiği haberi dirilişle birleşince herhangi bir ayrımcılığın aramızda olmaması gerektiğini yeniden anımsıyoruz. Ve ülkemizde de aynı zamanda Pavlus'un memleketi olarak geçen Tarsus'ta da bu barış odaklı, dünya için barış odaklı dua toplantısı haberinde de bunu tekrar anımsayacağız. İstersen bu iki haberimizi daha izleyelim, ondan sonra konuşmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler, Rus işgalinin insani bir krizi tetiklediğini ve 3 milyondan fazla insanı topraklarından ayırmaya zorladığını belirtti. Öte yandan komşu ülkelere geçmeye çalışan mültecilerin ırkçılığa maruz kaldığını gösteren raporlar mevcut. İngiltere'de Churches Together üyeleri yaptıkları açıklamada, Afrikalılara, Asya halkına ve Ukrayna'dan kaçan dini azınlıklara yönelik ayrımcılığı kınadıklarını ve mültecileri kabul eden ülkelerin herkese eşit özen ve haysiyetle yaklaşması çağrısında bulunduklarını belirtti. Mülteci krizinin büyüklüğünü işaret eden açıklama, Avrupa genelinde bu sorunun adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti. İngiltere hükümeti, Ukrayna'dan gelen mültecilerin gönüllüleri ait evlerde kalmalarına izin veren yeni bir insani yardım başlattı. Program kapsamında Ukraynalılar, Birleşik Krallık'ta 3 yıla kadar yaşayabilecek ve çalışabilecek. Aziz Pavlus'un doğduğu ve yaşadığı şehir olan Tarsus'ta başta İskenderun olmak üzere Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul cemaatlerinden katılımla özel bir ayin düzenlendi. Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinde 1850 tarihinde Ortodoks Arap Rum cemaati tarafından St. Paul Kilisesi ismiyle yaptırılan ve 2001 yılından bu yana St. Paul Anıt Müzesi olarak hizmet veren kilisede gerçekleştirilen kutsal ayini İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Massimiliano Palinuro ile Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzetti birlikte yönettiler. Ayini ayrıca İskenderun, Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul Katolik Kiliseleri pederlerinin yanı sıra İtalya'dan gelen pederler de katılım gösterdi. Törende bir konuşma yapan İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Monsignor Massimiliano Palinuro, Tarsus'un kendisi için özel bir yer olduğuna vurgu yaptı. Tarsus'ta Amari Pavlus doğduğu yerde bu büyük elçi dünyaya geldi. Bunun için bütün Hristiyan dünyadan hacılar buraya geliyorlar. Hac yolculuğu yapmak için. Çünkü Tarsus bizim için kutsal bir yerdir. Havari Pavlus, Allah'ın merhametinin elçisi burada doğdu. Ve bugün Rabb'e şükredelim çünkü Aziz Havari Pavlus sayesinde biz Hristiyan olduk.
Ayinde episkopos ve pederlerin yanı sıra katılımcı gençler de dünya barışı adına dualar ettiler. Özellikle Ukrayna'da yaşanan savaşın son bulması ve tüm dünyaya barışın hakim olması adına Tanrı'ya yakarışlar yapıldı. Programımıza devam ediyoruz. Son iki haberimizde de barış vurgusundan söz etmek istedik ve kiliselerin savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan mültecilere ırkları ve inançları ne olursa olsun eşit muamele edilmesi çağrısını sizlere aktardık. Birleşmiş Milletler'in de belirttiği bir nokta bu. Rus işgalinin insani bir krizi tetiklediğini ve şu an 3 milyondan fazla insanı topraklarından ayırmaya zorladığını hatırlayalım. Hı hı. Savaşın yıkıcı etkileri sadece bulunduğu yerde olmuyor. Bu insan yaşamının harap olması demek ve mülteci krizinin dünyada biraz daha büyüdüğü anlamına geliyor. Avrupa elbette bundan direkt etkileniyor ama o coğrafyada kalmıyor. Bu dalga dalga. Bu ırkçılık, insan ayrımcılığı sürüyor. Biz bunu ülkemizde de çok yaşadık. Evet. Orta Doğu'daki krizden ötürü Suriyeli vatandaşların maruz kaldığı durumların biriydi bu. Bunun böyle olmamasıyla ilgili haberler de paylaştık. Ve sonrasında da barış için duada mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Evet. Çünkü insan yüreği devreye girdiği zaman bir yerden sonra Tanrı'ya bağımlı değilse hala kendi yollarına, egosuna, konforunun bozulmasına, imkanlarının etkilenmesine tepki gösteriyor. Tabii. Bir başkasıyla paylaşmamayı tercih ediyor belki yaşadığı durumu. Ve bu da ayrımcılık haline bürünüyor. Yani mülteci krizi çok aslında derin ve çözülmesi gereken de, üzerinde durulması gereken de önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi yani sadece kişilerin başka bir ülkeye gitmesi meselesi değildir. Yani eğitim alamaması, işte iş bulamaması meselesi değildir. Yani orada bir yaşam sürdürmek ve sonraki kuşakların da orada barışçıl bir şekilde yaşamasıyla da ilgilidir. Yani bunu sağlamak için uzun dönem bir projeye ihtiyaç var. Ve tabii ki doğal olarak işte bu olmadığı zaman ırkçılık hızlı bir şekilde tetiklenebilir. Çünkü tabii. Doğru adaptasyon olmadığı zaman gidilen, göç edilen yere bu son derece hızlı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Peki nasıl yapacağız? Yani mesihsel gözlüklerimizi takıp bu sürece nasıl bakacağız? Evet. İşte orada gördüğümüz şey şu, 1. Yuhanna 4'te gördüğümüz şey bu. Diyor ki 4. bölüm 10. ayette, Tanrı'yı biz sevmiş değildik. Hepimizden bahsediyor. Evet. Yani biz Tanrı'yı bulamıyoruz. Hı-hı. Tanrı nerede? Onu biz aramadık. Hı-hı. Ama diyor ki o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Yani burada daha insanlar iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı tarafından sevilmeye başlanmış. Evet. Yani bir kişi yaşadığı ülkenin neresi olup olmadığını daha bilmediği, yani hangi kültüre doğacağını bilmediği bir durumda bile Mesih onu sevmeye başladı. Dolayısıyla Tanrı'nın sevgisinin bir ayracı yok. Yani tüm ulusları eşit bir şekilde Tanrı seviyor. Herkesi seviyor. Evet. Ve dolayısıyla biz de eğer mesihsel bir kişiysek, Mesih'i takip ediyorsak işte bu ayet hayatımızın referansı ve dünya görüşümüz olmalıdır. Yani Mesih sevdi. Ve onlar daha iyi ya da kötü bir şey yapmamışken sevdi ve kabul etti. Ve Tanrı onlar için etti. Sadece ben onları seviyorum demedi. Yani yeryüzüne geldi, alçaldı ve çarmıhta öderek canını verdi diyor kutsal kitap. O zaman nasıl yaşanacağını gösterdi bize. Biz zaman, insan olmanın ne demek olduğunu İsa Mesih'in yaşantısına bakarak öğreniyoruz. O zaman biz kimiz ki hataları yargılayan ya da başkalarını ötekileştiren bir dünya görüşüne sahip olabiliriz. Evet. Yani biz de aslında Tanrı'nın gözünde ya da günahkardık, kaybolmuştuk, sonsuz bir yargı hak etmişken Tanrı bizi sevdiyse ve dolayısıyla işte bu ayet ayrımcılık için ya da böyle düşüncelerimiz varsa çünkü çok kısa vade düşünüyoruz. Yani bir olumsuz olay oluyor, olumsuz olay üzerinden işte bir propaganda gibi haberler ortaya çıkıyor ve bir anda ırkçılık körükleniyor. Evet. Avrupa'da da böyle ama yani Mesih inanlısı bir kişi işte bu ayeti referans alarak bence bu yanlış tutumdan kurtulmalı. Evet, evet. Ve bununla ilgili Aziz Paulus'un şehrinde Monsignor Palinior'un verdiği vaazda da çok önemli yerler var. Tanrı kimseyi zorlamaz çünkü zorlamada bir sevgi olamaz diye bahsediyor. Tanrı bilir ki eğer isyan eden oğul herkesten fazla sevgiye muhtaç olan. Ama bunu bilip
bundan önce davranan Tanrı ile karşılaşıyoruz. Tabii, o yüzden bu tabii. bizi bir muhakemeye götürmek zorunda. Benim için böyle bir şey yapılmış ve Tanrı tarafından bu yapılmış ve ben hiçbir şeyin daha farkında değilken bu yapılmış. Ama ben hala kötülüklerimin içinde ya da çevremde olan kötülüklerin karşısında debeleniyorum neredeyse. Ama dünyada yani da ayakta böyle, duramıyorum. Dünyada da hak etme gibi bir kavram var. Yani şu anda ama gururdur. Evet, hak etmeye çalışmak. Lütfun uygulanabileceği bir ortamda değiliz. Yani ticaret, işte parasal bir dünyada yaşıyoruz ve lütuf olarak kimse kimseye bir şey böyle yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Zaten bunun Tanrı'nın çözümü olduğu çok daha aşikar hale geliyor. Çünkü dünyasal çözümlerin hiçbirinde böyle bir yaklaşımla karşı karşıya kalmamız mümkün değil. Ve bunu uyguladığımız zaman yani lütfu nasıl uygulayabiliriz? Lütfu nasıl gösterebiliriz? İşte çarmıhta lütuf gösterildi. Yani gerçek bir ölümle lütuf gösterildi. Bizim yerimize ölen bir kurtarıcı var ve işte bu şekilde gözükmüş oldu. Aynı zamanda Pavlus'un yani Mersin yani muazzam bir yer. Hani bu kadar zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ki yani medeniyetlerin beşiği olan bir yerde her yerde izler var. İşte Pavlus'un hani şunu tartışmıyoruz. Yani Pavlus gerçek bir kişi miydi? Yani hayali bir kahraman mıydı? Ya da onların onunla ilgili hikayeler abartılıyor muydu? Hayır. İşte Mersin'de yaşayan bir adam var. Tarsuslu bir kişi var. Tarsuslu. Evet. Ve aslında Pavlus'un savunmasını da Elçiler 26-26 okuduğumuzda çok önemli bir şey söylüyor. Buradan da aslında dirilişe son derece yaklaşabileceğimiz bir alan. Pavlus Festus tarafından yargılanıyor ve yargılandığı zaman Mesih'le ilgili bazı ruhani şeyler söyleyince diyor ki yani Pavlus çok okumak seni çıldırtıyor diye söylüyor. Yani hani sanki Pavlus bazı şeyi abartmış da günümüzde de var. Hani Pavlus teolojiyi abarttı, işte Mesih'in öğretisini başka bir yere götürdü gibi ama Pavlus kendini şöyle savunuyor. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Yani yüreğini dökmüş, dökmüş. Diyor ki bu olayların hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Yani gizli kişiden değil. Kişiye değişen, değil. İşte Petrus'un gördüğü bir rüya ya da Yuhanna'nın gördüğü, deneyimlediği bir görüm değil bu. Sadece bunlar. Nasıl Paulus Tarsusluysa, İsa Mesih de apaçık bir şekilde tarihte yaşamış, dirilişiyle görünmüş, dokunulmuş, çarmıhta ölmüş ve üçüncü gün mezardan dirilmiş, kendini göstermiş tarihsel bir gerçektir aslında. Yani ve bu sizi bir karara götürmesi gerekir, bir muhakemeye götürmesi gerekir. İşte gerçeğin üzerine barış inşa edebilirsin. Tepkisiz yani, kalamazsınız. Normal gerçeğin kendi benliksel arzularımızın ya da siyaset düşüncelerimizin üzerine barış inşa edilemez. Yani herkesce kabul edilen bir gerçek olmalı. Gerçek üzerine. Ve bu yüzden işte tarihin ortasında gerçekleşmiş bu somut gerçek üzerine hakikaten bir barış inşa edilebilir. İnsanlar ortak bir paydada buluşabilir. Evet, çünkü bizi ortak yapacak olan şey Mesih'teki sevilmemiz ve kurtarılmamızdır. Kesinlikle. O yüzden de bu daveti Hristiyanlık her zaman tekrar ve tekrar yapar. Önemli bir haftaya gireceğiz. Bu önümüzdeki pazar Palmiye Pazarı olarak geçiyor. İsa'nın çarmıha gerilmek üzere Yeruşalim'e girdiği günü tekrar hatırlayacağız. Onun acılarına ortak olmak için yeni bir fırsat daha bizim için. Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini fark edebileceğimiz, ne denli bağışlandığımızı yeniden anımsayabileceğimiz bir hafta olacak. Önümüzdeki haftada zaten bu konuyla ilgili sizlerle yine paylaşacağız. Aynı zamanda kiliselerin bu konudaki ibadetlerini sizlere aktarmış olacağız. O sohbeti o yüzden haftaya bırakarak programımızı Ve haftaya o Mesih'in Yeruşalim'e girdikten o 4 günlük sürecinin eski antlaşmaya ne kadar uyumlu olduğunu da konuşup birçok peygamberliğin yerine geldiği bir dönem. Bu uygunluk, bu bütünlük son derece önemli inancımızın temelinde. Onu da haftaya burada konuşacağız. Evet. Programımızın tekrarını pazar akşamı saat 8'de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda yayından sonra Facebook ve YouTube Saat 7 Türk sayfasında programımızı yeniden gözetleme fırsatınız olabilir. Yazdığınız mesajları okuyoruz. İletmek istediğiniz bir nokta olursa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.